Arkadaşlar merhaba, sıfat tamlamasıyla bugün karşınızdayız. Tamlama dediğimiz zaman artık biliyoruz ki Arapçadaki sıfat tamlaması ya da isim tamlaması, Türkçedeki isim tamlaması ve sıfat tamlamasıyla tam tersi bir denklem söz konusu olacak. Yani Türkçedeki tamlayan önce gelirken Arapçada önce tamlanan geliyordu gibi. Şimdi sıfat tamlaması da aynı şekilde oluşacak arkadaşlar. Önce nitelendirdiğimiz kelime gelecek, daha sonra niteleyen kelime gelecek. Mesela güzel kız diyoruz Türkçe'de. Önce biz Türkçemizde sıfatı kullanıyoruz, daha sonra o sıfata nail olan eşyayı ya da kişiyi söylüyoruz. Ama Arapçada arkadaşlar önce nitelendireceğimiz nesne ya da işte kişi her neyse o kelimeyi getiriyoruz. Daha sonra niteleyen kelimeyi, nitelendireceğimiz kelimeyi yani sıfatımızı getireceğiz. Örnek vermek gerekirse mesela güzel kız dedik. Güzel kız. Bakın Türkçe'de yine sıfat önce geliyor. Niteleyen. Daha sonra nitelenen geliyor. Türkçe'de öyle bir yapı söz konusuyken Arapça bunun tam tersi. Önce elbintu, kız. Elbintu. El cemiletu. Bakın şimdi öncelikle kız yani nitelenen geldi. Daha sonra nitelendireceğimiz kelimeyi getiriyoruz. Yani niteleyen kelimeyi. Niteleyen. Nasıl kız? Güzel kız. Sıfat. Arapçada da biz buna sıfat diyeceğiz. Sıfattan önce gelen kelimeye, nitelenen kelimeye de Arapçada mevsuf adı veriliyor. Mevsuf. Yani nitelenen anlamına geliyor. Mevsuf. Şimdi Arapçada bu şekilde yine isim tanımlaması gibi önce nitelenen, daha sonra niteleyen gelecek. Türkçe'de tam tersi. Ama şöyle, şimdi biz bunları isim tamlamasıyla nasıl ayıracağız? Sıfat tamlaması ve isim tamlamasını nasıl ayıracağız arkadaşlar? Sıfat tamlaması çok güzel ve çok kolay bir konu arkadaşlar. Şöyle, her iki kelime, ard arda gelen iki kelime aynı ekleri aldıysa, mesela burada ikisi de ne almış? El takısını almış. El. Niteleyen kelimemiz de el almış. Ard arda iki kelimenin el takısını aldığını görürseniz arkadaşlar bunun burada bir sıfat tamlaması olduğunu fark edebilirsiniz. Son harekeleri aynı olacak. Bakın ötre, ötre. Diğer bir adıyla damme, damme. Elbintu kız anlamına geliyor. Size bu konu hakkında da bilgi vermiştim. Bazı kelimelerin sonunda ta teknis olmasa da anlam olarak bir bayanı ifade ettiği için müennes sayılıyordu elbintu kelimesi. Bu müennes olduğu için bakın kendisini niteleyen sıfat da müennes geldi. Şöyle ta teknis geldi. Burada anlam olarak bir bayanı ifade ettiği için zaten müennes bir kelime. Yani arkadaşlar sıfat her bakımdan mevsufa uymak zorunda. Şöyle yazalım. Sıfat eşittir mevsufa uyar. Her konuda sıfat arkadaşlar mevsufa uymak zorundadır. Bu şekilde siz isim tamlamasıyla sıfat tamlamasını ayırt edebilirsiniz. Başka söyleyeceğimiz, başka örnekler de vereceğim size. Şimdi
Ama gördüğünüz gibi el almış, bu da almış. Ötür almış, bu da almış. Müennes, müennes. Eğer arkadaşlar bu iki kişiyi gösterseydi, bu da iki kişiyi gösterecekti. Eğer bu çoğul olsaydı, bu da çoğul olacaktı. Yani sayı açısından da sıfat mevsufa uymak zorunda. Burada tek bir kızdan bahsediyor. Mufret, tekilden bahsettiği için bizim sıfatımız da tekil geldi. Daha ikiller ve çoğullar konusuna gelmedik. Sizlere onları da inşallah göstereceğim. Başka örnek de vereyim size sıfat tamlamasıyla alakalı. Ama zaten anladığınızı düşünüyorum. Türkçenin tam tersi olduğu için aklınızda kalacaktır. Tamlamaların hepsi bu şekilde gelecek Arapçada. Türkçenin tam tersi. Şimdi biz el takısıyla örnek verdik. El takısı olmadan size bir tane örnek vereyim. Saffun, saffun, vasi'un. Evet, bakın. Tekil mi? Tekil, evet. Yani mufret. Mufret. Arkadaşlar, bu da tekil geldi. Sıfatımız. Neden tekil geldi? Çünkü kendisinden önce gelen mevsuf tekil. Tekilimiz arkadaşlar müzekker mi? Evet. Müzekker yani eril. Bakın kendisinden sonra gelen sıfat da müzekker bir yapıda geliyor. Bu müzekker olduğu için. Sonu, son harekesi ötreli tenvin ile bitmiş. Bakın sıfat diye adlandırdığımız kelimenin de son harekesi ötreli tenvin ile bitmiş. Nasıl sınıf? Geniş sınıf. Vasi'un geniş anlamına geliyor. Yazalım. Kelimelerin de anlamlarını da bilelim. Saffun sınıf. Nasıl sınıf? Geniş sınıf. Keyfe sorusunu sorduğunuz zaman yanıtını alabildiğinizde o kelimenin sıfat olduğunu anlayabilirsiniz. Arda arda aynı yapıda gelen kelime öbeği görürseniz arkadaşlar kesinlikle orada bir sıfat söz konusu olur. Şimdi ne demiştik? Niteleyen kelimeye sıfat. Arapçada da aynı şekilde sıfat anlamına geliyor. Karşılığı sıfat. Ama nitelenen ise mevsuf olarak adlandırılıyor Arapçada. Mevsuf. Gördüğünüz gibi sıfat her yönden mevsufa uymak zorunda. Kesinlikle farklı bir hareke, farklı bir ek alamaz. Bu müzekkerse bu da müzekker. Bu müennesse bu da müennes. Bu el takısını aldıysa, marife olduysa el takısıyla, bu da marife yani el takısını alacak. Bu tek hareke ise bu da tek hareke olacak. Esre ise bu da esre olacak. Arkadaşlar bir iki tane daha örnek vereyim. Saffun versiyon, geniş sınıf dedik. Cümle içerisinde size örnek vereyim ben. Ha, şöyle yazalım. Hadartu. Hadartu. Min Medine'tin diyelim. Medine'tin ne diyelim? Min Medine'tin Cemiletin diyelim yine. Aklıma gelmiyor şu anda kelime. Cemiletin. Evet. Bakın aynı yapıda iki tane kelime gelmiş bir cümle içerisinde. O zaman
zaman orada ne olacak arkadaşlar? Mutlaka bir sıfat tamlaması olduğunu bileceksiniz. Bakalım. Şimdi Medinet'in Cemilet'in Cemilet'in sıfat dediğimiz kelime mevsufa her yönden uymuş mu? Bakalım. Şimdi bizim mevsufumuz Medinet'in müennes geldiği için ta'ut-teknis aldığı için bakın sıfatta ta'ut-teknis almış. Medinet'in son harekesi esre arkadaşlar terminli esre. Bakın sıfatın da aynı şekilde harekesi. Aynı uyumlu oluyorlar. Medine tek bir şehirden bahsediyor. Tekil bir kelime. O yüzden sıfatımız da tekil oldu. Gibi. Arkadaşlar sıfat tamlaması bu kadar. Cümle içerisinde anlamını bilmeseniz de aynı yapıda gelen kelimeler varsa orada mutlaka bir sıfat tamlaması olduğunu biliyorsunuzdur artık. Umarım faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ders hakkındaki yorumlarınızı arkadaşlar aşağıda bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi Arapça öğrenmeler diliyorum.